Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zaman aradan sonra Serhat abimizle buluştuk. Güzel bir video çekelim dedik. Yol videosu. Megane 4'ler hakkında bir takım bilgiler anlatacağız size. Serhat abimizin aracını daha önceden tanıtmıştık biliyorsunuz. Aracı 1-2 TC 30 beygir. Öncelikle Serhat abi teşekkür ederim. Bizimle bu güzel videoda buluştuğun için. Biz de seninle zaten sadece videoda videoyu buluşabiliyoruz. Aynı sitede oturuyoruz ama. Aynen abi. Sen de bu arada bir 15 günlük, 14 günlük karantina süreci atlattın. Aynen. Sana da geçmiş olsun. Aynen. Bayağıdan beri. Epey zor olmuş senin için. Aynen. Biraz sıkıntılı bir süreçti. Evet. Hatta yaklaşık sitenin güvenliği gece 12'den sonra balkondan bağırdığını söyledi. Evde kal Türkiye falan diye. Yani o duruma geldik abi. Şimdi arkadaşlar güzel bir başlangıç yapalım dedik. Hani esprili olsun dedik. Serhat abi de sağ olsun güzel bir şekilde süsledi. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. İlk öncelikle son yakıt zamlarından sonra aracın yakıtıyla alakalı bilgi vermek istiyorum. Araç şehir içinde kullanılıyor genelde. 1-2 TC otomatik vites. Yola çıkmadan önce şu anda otobandayız. Yola çıkmadan önce aracın ortalama yakıtı 6.5'larda falandı. Yani 180 km'lik ortalaması 6.5 litrelerde falandı. Şimdi otobana çıktık. Video öncesinde biraz sohbet edelim dedik otobanda giderken. Şu anda 6.3'leri görüyor ortalamada. Yani yavaş yavaş düşmeye başladı. Bu da şu demek oluyor. 80-90 bandında gittiğinizde bu araç otobanda düz yolda 5 litre civarında belki de 5 litre altında falan evet. Yani aslında yakar da. Yani bir de şöyle bir şey var. Aracımızda 18 inç ikon orijinal çantlarımız mevcut. Yani ona rağmen uzun yolda gayet güzel. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki ya 90'da 80'li yol mu gider? Hani aceleniz yoksa bu eğer ki bir de şey bir sıkıntınız varsa, yakıtla alakalı bir sıkıntınız varsa, maddi bir sıkıntınız varsa elbette geçer. Tabii çok uzun yol olmamak kaydıyla 80-90 bandında gayet güzel, keyifli yolculuklar yapabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Serhat abi de bir şeyler eklesin şimdi. Valla yani artık yollar bence eskisi gibi hızlı gitmeye çok da müsait değil. Yani evet. En azından biz bu yaşadığımız bölgede işte Kocaeli, İstanbul buralarda trafik çok yüksek. Yani şu an biz hani 80'le gidiyoruz otoyolda ama evet. Görüyorsun bassan 100'ün üzerine çıkamayacaksın. Yani aynen. Çok sağ şeritten gidiyoruz. Şu anda Kocaeli, İstanbul istikametindeyiz. İstanbul tarafına doğru gidiyoruz. Akşam trafiği olabilir. Yani ama dediği gibi Serhat abi şu anda sol şeritte maksimum gözlemlediğim 110 120 civarında bir yer var. Orta şerit yine bizde aynı hızla gidiyor. 80'le gidiyorlar onlar da. Çünkü biliyorsunuz Türkiye şartlarında orta şerit ne için kullanılıyor? 80'le gitmek için. Yani bir sağ şeride geçeyim de yani 110-120 ile giden adam orta şeritten gitsin. Ne bileyim maalesef, daha fazla maalesef, hızlı giden de yani. Sol şeritten gitsin diye bir algı yok. Ne? Sol şerit çok hızlı gidenlerin, sağ şerit kafasına göre gitmek isteyenlerin en sağ şerit ise kamyoncular. Yani orası kamyoncuların olduğunu benimsemişiz öyle zaten. Öyle diyorlar evet. Ama öyle bir şey yok ama yani. Biz, ben 90'la gidiyorsam çünkü bu kamyonlarda takograf var. Aynen. Bunlar 90'ın üstüne çıkamıyor. Yani aynen. Sağ şeritte burada yapabileceği en fazla 85-90. Aynen. Yani sen de bu hızlarda gidiyorsan en sağ şeridi kullan ve trafiği rahatlat. Yani bakıyorsun orta şeritten kamyonla aynı hızda gidiyor. Yan yana aynen. Gidiyor. Neden orta şeridi işgal ediyorsun? Ya yaklaşık 15-20 dakikadan beri otobandayız. Sağ şeritte gidiyoruz. Hani şimdi zaten önümüzdeki tır veya kamyon da 90'da 100'de gittiği için ya biz de o hızla gittiğimiz için ya şerit değiştirmemizin de bir esprisi kalmıyor yani. Hani şerit değiştirmemize gerek kalmıyor. Ha otobanda ben 110 bandında gidiyorum dersen yine gerek yok yani. Evet. Yani çekilebilirsin. İnsanlar geçsin gitsin. Şeyden bahsedelim mi? Android Auto'dan bahsedelim. Android Auto'dan bahsedelim. Şimdi ikon kullanan arkadaşlarımıza Android Auto ile ilgili bilgilendirme yapacağız. Şimdi Serhat abi öncelikle bir ön bir anlatımını yapsın. Daha sonra da burada görsel olarak kamerayı arka tarafa doğru çevirip anlatımımızı yaparız. Buyur Serhat abi. Şimdi önceden gizli özellikleri açtırıyordun. Açtırdığın zaman seyahat halinde yani hareket halinde video izleme şansın oluyordu. İşte Android Auto, Apple CarPlay bunları açtırabiliyordun. Ama yolda mesela bence hani video izlemek de güzel bir şey ama aynen. Bir de canlı televizyon izleme, ne bileyim YouTube'dan bir film izleme. Evet. Bunları izlemek bence sürüş konforunu daha da arttırıyordu. Ama bunları yapamıyordum. Çünkü bir Android işletim sistemli olan telefonun varsa işte o telefonu kırdırmak dedikleri işte
Rotlamak dedikleri, onu yapman gerekiyordu. İşte telefonun garantisi varsa garanti dışı kalıyordu. İşte telefon dışarıdaki saldırılara maruz kalabiliyordu falan. Bunu da Türkiye şartlarında çoğu insan yapmaz. Ben de yapmadım. Telefonum yeniydi, garantisi vardı diye yapmadım o işi. Ama artık tabii teknoloji de ilerliyor. Artık her gün yeni bir uygulama çıkıyor, yeni bir şey çıkıyor. Evet. Yeni uygulamalar sayesinde telefonu rotlamadan da yolda giderken hareket halinde YouTube'u izleyebiliyorsun. Aynen. Bununla ilgili hangi uygulamalarla yaptığımızın ekran görüntüsünü videonun içine koyarız. Evet. Oradan arkadaşlar uygulamaları görür. Şu an ben tam olarak aklımda değil. Tamam. Ve büyük bir kolaylık bence. Ve artık yani iPhone için aynı şeyler mümkün mü onu bilmiyorum. iPhone kullanmıyorum. Şöyle yaparız. iPhone'a geçtiğin zaman da zaten kısa zamanda geçeceksin büyük ihtimalle. Evet. Ben bu videoyu aslında çekmek için ben bir iPhone telefon aldım. 15 gün oldu. Sırf bu videoyu çekeceğiz diye seninle beraber telefonu çıkarıp şeye geçmedim. iPhone çekmedi de duruyor evde yani. Arkadaşlar parayla huzurun kiminde olduğunu görüyorsunuz. Neyse şimdi Android Auto'ya geri dönelim. Şimdi işlemleri yaptıktan sonra Serhat abi ben şöyle yapayım. Kamerayı arabaya doğru çevireyim. Bir yandan da yolumuza gitmeye devam edelim. Şimdi telefonumuz aracımıza bağlı. Şu anda bağlı değil. Evet. Şu an evet şuradan alttan USB bağlıyorum. Hemen şurada karanlık oldu artık. Gördüm tamam. Zaten telefonu bağlar bağlamaz. Direkt altta Android Auto işareti çıkıyor. Tabii bu uygulamalardan sonra değil mi? Tabii uygulamalardan sonra içinde Android Auto uygulamasını yüklemen gerekiyor. Evet. Sonra buna bastığımız anda Android Auto menüsü açılıyor. Yani direkt zaten şey açılıyor. Evet. Canlı trafik açılıyor. Evet. Diğer içinde yüklü olan uygulamalar varsa onları da buradan görebiliyorsun. İşte haritalar, YouTube müzik. YouTube'u bu uygulamayla izleyebiliyorsun mesela. Evet. Bunun gibi. Bir saniye göstereyim abi ben onu. Evet şöyle aşağı indireyim. YouTube'u hangi program? Şu Car Stream yazan uygulamayla. Tamam. Evet YouTube oradan izliyorsun. Hatta açalım şöyle. Gibi. Yani bunlar canlı TV, bazı aynen. televizyon kanalları YouTube'dan canlı yayın yaptığı için oradan onları canlı da izleyebilirsin. Ya evet. da istediğin bir videoyu ya da filmi buradan rahatlıkla izleyebilirsin. Evet abi. Peki şeyin haricinde mesela YouTube canlı izleme, video izleme haricinde mesela araca sesli komut yaptırabiliyor musun? Araca sesli komut yaptırabiliyorsun. Mesela şimdi biz Kuzey Marmara Otoyolu'na döndük. Şu an gidiyoruz mesela. Normal şu tuş, biliyorsun bu tuşu. Evet. Sesli komut tuşu. Bunu Apple marka telefonlarda bir defa basıp komut veriyorsun. Ama Android'lerde basıp tutman gerekiyor. Anladım. Mesela. Eve ne kadar kaldı? Maalesef anlamadım. Daha anlaşılır bir dilde sormak lazım herhalde. Eve kaç kilometre kaldı? Evden şu anki konumuna arabayla mesafe 25,2 kilometre. Gibi. Aynen. Ya da tekrar başka bir soru soralım. Hava kaç derece? Şu anda 41.400'de hava sıcaklığı 18 derece. 41.400 bulunduğumuz yerin postakodu zannediyorum. Bunun ne gibi avantajı var arkadaşlar? Telefonunuz internete bağlı, araca bağlı. Yolda gidiyorsunuz. Gece karanlık olabilir. Gündüz veyahut da herhangi bir sıkıntınız vardır. Veyahut da bir şey merak ediyorsunuz ama o anda durup bakmak veyahut da telefonda ilgilenmek gerçekten trafikte insanı sıkıntılı durumlara sokabiliyor. Yani burada telefonu elinize almadan hemen şuradaki sesli komut tuşuna basaraktan hemen işinizi halledebiliyorsunuz. Yani bu arabaya Android Auto sayesinde neyi sorarsanız, Google'da ne aramak istediğinizde neyin cevabını alıyorsanız araba size onu sesli komut olarak, Türkçe olarak anlatıyor. Evet. Bir de eski Renault Megane'ın ilk çıkan reklamlarında sevgilimi arı diye bir reklamı vardı, hatırlarsınız. Aynen. Bunda da yapabiliyorsun onu. Evet. Mesela basıyorsun. Sevgilimi ara. Tamamdır. Sevgilinin adı ne?
gibi. İptal, yani, iptal. Bu evlilerin ocağına incir ağacı indirebilir. Espri amaçlı yapılmıştır arkadaşlar. Aslında güzel bir şey. Yani tek başınızdasınız. Arabayla uzun yol gidiyorsunuz. Canınız sıkıldı. Hani böyle Google'a böyle kafayı yedirttirebilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra böyle evet, eğlenceli bir hale gelebilir. Aklınıza geleni sorabilirsiniz. Aynen. Başka ne anlatmak istersin Serhat abi? Veyahut da bir şeyler söylemek ister misin? Vallahi başka şu an onunla beraber en güzel özelliklerden bir tanesi de canlı trafik. Hmm. Biliyorsun araçların üzerinde navigasyon var ama evet, navigasyon ya güncellemen gerekiyor ki evet, canlı trafik olmadıktan sonra bence de hiçbir avantajı yok. Evet. Buradan gitmek istediğin yere direkt mesela sesli komutla örnek verelim. İzmit Outlet Center. Teşekkür ederim İzmit Outlet. Şeklinde evet, buradan nasıl gideceğim? Şuradan seçtiğin zaman. Hı-hı. Servis alanına girelim mi Serhat abi? Girelim evet. Tamam. Bir şeyler alırız. Tamam. Hem belki arabayı da dıştan bir görmek isterler. Hani evet, daha evet, önceden arabamızı görmeyen arkadaşlar. Buraya gelmişken de bir şöyle bir iki TC'lerin kaç yaptığına dair bir video da çekelim istersen. Olabilir abi. Bakarız. Evet. Kuzey Marmara Otoyolu'nda gayet güzel bir otobanımız ama yüksek ücretler ödediğimiz otobanımız. Allah ekonomimizi düzeltsin de maalesef, inşallah evet, herkes gönül rahatlığıyla istediği yere, istediği yakıtla, istediği performansla gitsin. İstersen şöyle çek abi otobüsün olduğu tarafa doğru. Orada bir tane daha Megane'ımız var. Arkadaşlar şimdi İnşallah hani şimdi şöyle söyleyeyim, aracımız İkon. Araç yaklaşık 3-4 seneden beri Serhat abimizde. Ondan sonra eğer ki merak ettiğiniz herhangi bir konu varsa bu araçla ilgili, zaten gördünüz burada şurada HEDAS Play'inden tutun. Evet. Bak yakıt ortalaması da 6.3 ile aynen geldik. 216 km olmuş. Aynen. Ortalama hızımız 50 km. Hı-hı. Çok da şey değil yani, yüksekte değil. 6.3'te. Ki bu daha düşecek Serhat evet, abi. Düşecek yani şimdi abi, şöyle söyleyeyim. Aracı Serhat abi şeyde kullanmış. Dediğim gibi şehir içinde kullanmış. Şehir içinde kullandığı için aracımız yani yakıt ortalaması biraz yüksek. Yani kibar kullandığınız takdirde araç gayet başarılı bir yakıt ortalamasına sahip oluyor. Daha önce aracı bilenler bilir. Çok güzel bir rengi var. Şöyle göstereyim. Sunroof'umdan tutun. Koltuklar orijinal deri koltuklar. Şöyle Serhat abiye bir daha gidelim. Ondan sonra da videomuzu sonlandıralım. Şimdi Serhat abi, anlatmak istediğin bir şey var mı canavarla ilgili veyahut da sohbet etmek istediğin bir konu varsa devam edelim. Evet. Arkadaşlarımız dinlemek isterlerse devam ederler videoya. Ama araçlarımızın kıymetini bilelim. Son zamlardan sonra artık bunlar erişilemeyecek yerlere gelmeye başladı. Bugün liste fiyatı da 61'i. Evet, bugün tekrar 500 ya yani 13 TC İkon. Evet. Otomatik 550 bin lira falan civarında. Evet, evet, evet. Yani arkadaşlar araba almak hayal oldu. Aracınızı kötülemeyin. Dediğim gibi araçlarınızın kıymetini bilin. Gerçekten araçlar çok güzel. Ben burada videoyu sonlandırıyorum. Serhat abi var mı söylemek istediğin bir şey? Herkese teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederim. Video için aracıyla gelen Serhat abime de ayrıca ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlar umarım video güzel olmuştur. Hani sizin için eğlenceli bir video olmuştur. Video, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına belirtin. Hani bu tarz videolar çekmeye daha çok çalışırız yani. Artık çünkü araçlarla ilgili çok fazla bilinmeyen bir husus yok. Bilinmeyen hususları da dediğim gibi videonun altına yorum kısmına yazın. Zaman zaman biz böyle videolar çekip sizleri bilgilendiririz. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.